Kamboçya göçmenlik cezaevinden herkese merhabalar. Bugün 10 Kasım, atamızı andık cezaevinde. Benim burada yaklaşık 67. günüm. Salı günü 3 gün sonra deport olacağım. 13 Kasım'da deport olacağım Türkiye'ye. Bugün bir abimiz geldi. Kendisi 2 yıldır Kamboçya'da yaşıyor. Vizesi olmadığı için, vizesinin süresi geçtiği için overstay oldu. Ve buraya geldi, burada şu anda. Kendisine Kamboçya'daki Fethullah Gülenciler'le ilgili bir takım sorular soracağım arkadaşlar. Evet, sizi dinliyoruz. Önce isminizi alalım. İsmim Sefer Tuğyan. Sefer Tuğyan, evet. Kaç yıldır Kamboçya'da yaşıyorsunuz? Yaklaşık olarak tam 2 yılım oldu. 2 yıldır Kamboçya'da yaşıyorsunuz. Kamboçya'dayım. Siz 2 yıldır Kamboçya'dasınız. Evet. Kamboçya'daki buraya da yakın Zaman Üniversitesi'ni biliyorsunuz değil biliyorum, mi? Biliyorum. Fethullahçılarla da galiba bir görüşmüşsünüz bir restoranda. Evet. Benim müşterilerimdi, benim işçilerimdi, benim çalıştığım yerde gelirlerdi. Her gün hepsi toplu gelirlerdi. Evet. Ve bunların hepsi her gün barlarda, diskolarda, eğlence yerlerinde. Fethullah Gülenciler'i anlatıyor. İstediği gibi at oynatıyorlar, istediği gibi her şeyi yapabiliyorlar. Pasaportlarına el koyulmuyor. Koyulmuyor ve bu insanlar artık istediği gibi büyüyecekçe de işlerini gördürebiliyorlar. Evet. Yani bunu da biliyorum ama benim Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir suçum yok, hiçbir sorunum yok. Ne devletle, ne milletle, ne de... Şimdi sizin buraya düşmeniz vizenizin olmamasından dolayı. Sadece. Benim vizem, şöyle söyleyeyim. Benim vizem vardı arkadaşlar. Yani ben vizemi sürekli alıyordum. Bu konuda çok titizimdir. Burada para karşılığı vize alıyorsunuz. 6 aylık vize $180. Parasını peşin ödedim. Pasaportum bir daha geri gelmedi. Türk konsolosluğu tarafından pasaportuma el koyuldu. Fakat abi işte dinliyorsunuz. Kamboçya'da Fethullah Gülen'in Zaman Üniversitesi'nde Fethullahçılar özgürce yaşıyorlar. Türk konsolosluğu Fethullahçıların pasaportuna el koymuyor arkadaşlar. Bu videoyu çekmemdeki amaç da bir canlı tanığa bunları söylettirmekti. Burada yaşayan, Kamboçya'da, başkentte yaşayan. Zannedersem Zaman Üniversitesi'ne size yakın herhalde. Yakın. Yakın değil mi? Yakın. Yani yakın. Oradaki Türkler, oradaki teröristlerin rahat rahat gidip geliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti onların pasaportlarına el koymuyor. Zaten daha önce bir video çekti. İki videoda da göstermiştim cezaevini. Burada hiç Türk yok demiştim. Burası immigration cezaevi. Yani pasaportunuza el koyulursa günün birinde Kamboçya polisi, Khmer polisi sizi yakalıyor ve buraya getiriyor arkadaşlar. Yani bu tutuk evine getiriliyorsunuz. Hiçbir Türk olmadığı için burada Fethullahçılar da, Fethullah Gülenciler de serbestçe dolaşmış olduğunu Kamboçya'da kanıtlamıştım. Evet, Türk konsolosluğu dediğiniz el koymuyor pasaportlarına. Rahat yaşıyorlar. Evet. Zannedersem Kamboçya'da alkol, fuhuş, her türlü işe de bulaşıyorlar. Evet. Her gün canlı ben şahittim. Benim müşterilerim. Her gün kadınlarla, kızlarla birlikte geliyorlardı zaten. Yemek geliyorlardı. Evet. Şimdi oradan görüyorduk. Şöyle bir şey var. Bir çıkıp ya işte sen iftira atıyorsun Fethullahçılara falan diyebilirler. Arkadaşlar bakın internete girin. Kamboçya Türk Konsolosluğu'nun e-posta adresi var orada. Onların e-posta atın. Kamboçya'daki Zaman Üniversitesi'nde ki FETÖ'cülerin neden pasaportlarına el koyulmadığını sorabilirsiniz. Yani bu video bir Fethullahçılara veya Tayyip Erdoğan'a iftira atma videosu değil. İşte görüyorsunuz eğer Fethullahçıların pasaportlarına el koyulmuş olsa onlar da buraya düşerlerdi. Buraya düşmemeleri bir kanıt olmuş oluyor. Yani Fethullah Gülenciler serbestçe Kamboçya'da dolaşırken mesela ben Atatürkçü blog yazarı olduğum için pasaportuma el koyuldu ve 3 gün sonra Türkiye'ye deport edileceğim. Deport edildiğiniz zaman sadece vatandaşı olduğu ülkeye gidebiliyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrar. Sağ olasın.